Artı eksi programından merhabalar. Bu hafta Cumali Önal ve Abdülhamit Bilici Bey ile birlikteyiz. Adem Yavuz Bey bu hafta bizimle olamayacak. Dünyadaki değişik gelişmeleri biliyorsunuz programda daha çok konuşuyoruz. Onların elbette ki Türkiye'de ilişkileri gündemimize yer alıyor. Sadece Türkiye ve bölge açısından değil, bütün dünyanın gözleri bu aralar Libya'da. Libya'daki gelişmelere bölge ülkelerinin etkisi veya katkısı ya da gelecekle alakalı yaptıkları planlamadaki yerleri konuşuluyor daha çok. Geçtiğimiz birkaç hafta içinde Türkiye'nin oraya müdahale edip etmemesi meselesi, Amerika'nın buraya nasıl bakacağı, Rusya'nın olayla ilgili neler düşündüğü ilgili konular gündemdeydi. Son bir iki gündür de Moskova'da gerçekleşen Libya zirvesi herkesin konuştuğu bir konu. Neden herkes konuşuyor? Çünkü Libya'daki gelişmelere hem Rusya müdahil oluyor, hem Türkiye müdahil oluyor, hem Amerika bir taraftan yakından takip ediyor, öbür taraftan Avrupa ilgileniyor. Suriye'deki gelişmelerle de bir şekilde ilişkileri var. Bu hafta konuşacağımız konular Libya konusu, Türkiye'nin Suriye ile ilişkileri ve eğer vaktimiz olursa Amerika'daki bu başkanlık süreci ve azil süreciyle alakalı gelişmeleri konuşacağız. Cumal Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Metin Bey. Abdülhamit Bey, size de merhabalar. Merhaba Metin Bey. İsterseniz misafirimiz Cumal Bey ile başlayalım. Libya'daki zirvedeki sıcak gelişmeden hemen başlayalım. Moskova'daki zirveden. Libya masadan kalktı. Neden kalktı? Siz onu takip edebildiniz mi? Çok sıcak bir gelişme. Evet, herkes dün akşam bir anlaşma yapılmasın, daha doğrusu 12'sine 13'üne bağlayan gece yürürlüğe gelen ateşkesin kağıda dökülmesini bekliyordu. Anlık duyduk, yani son anda gelişmelere göre bir baktık Hafter masadan kalkmış. Hepimiz şok olduk tabii, yani Hafter'in bir şekilde ikna edildiğini zannediyorduk. Rusya çünkü bu konuda çok ciddiydi. Çok ciddi markajı aldılar Hafter'i. Mısır'la görüştü, Birleşik Arap Emirlikleri'yle görüştü. Yani tabiri caizse Putin günlerce diplomasi yürüttü. Hafter'in bir şekilde imzalayacağını zannediyorduk ama masadan kalktı. Tabii ki Cumali Bey, imzalayacağı anlaşmanın içeriği neydi? Biraz kısaca ondan bahseder misiniz? Şimdi şöyle, tabii ki kimse tam olarak net bilmiyor ama medyaya sızan bilgilere göre Hafter'in bazı istekleri vardı. Bunlar arasında özellikle Türkiye'nin Libya'dan çekilmesi. Yani tamamen Türkiye'siz bir Libya istiyorlar. Yani Türkiye masada olduğu sürece ya da Libya'da olduğu sürece hiçbir şekilde anlaşmaya yanaşmayacaklarını söylediler. Fakat Türkiye tabii ki masada olmak istiyor. Özellikle zaten Türkiye'nin olmadığı bir masada Türkiye'nin destekleri Trablus hükümetinde kalması mümkün değildi. Dolayısıyla böyle bir zeminde Hafter Türkiye'nin olduğu bir masadan kalktı. Şu anda bildiğimiz bu. Ama detaylarında ne var bilmiyoruz. Bunlar önümüzdeki günlerde belki ortaya çıkacak. Ama tabii ki Mısır çok yakın markajdaydı Hafter'i. Büyük ihtimalle Mısır'dan belli bir komut aldı ki direkt Bingazi'ye geri döndü. Bundan sonra nasıl bir gelişme yaşanabilir? Zaten döner dönmez de birliklerin harekete geçirdiği, Trablus üzerine yürüdüğü, hatta Tarhuna dediğimiz, bunlar açısından önemli bir kent daha var Trablus'un batısında. Bu kente hazırlık yaptığına dair duyumlar var. Ama bunlar acaba masaya daha tekrar güçlü dönmek için midir, başka bir şey midir bilmiyoruz. Ama bildiğimiz tek şey var, Türkiye'yi masada istemedikler. Hafter'in en önemli kırmızı çizgisi Türkiye gibi görünüyor. Peki tamam, tam o noktada Abdülhamit Bey size dönelim. Neden Türkiye'yi masada istemiyorlar? Türkiye'nin Libya konusundaki gelişmelere müdahil olmasının istenilmemesi sebebi sizce ne? Ya da Türkiye neden bu kadar çok müdahil olmak istiyor? Yani Türkiye'nin son dönemde izlediği dış politikayı anlamak gerçekten çok güç. Libya eskiden, tarihten bu yana ilgilendiğimiz, iyi ilişkiler sahibi olduğumuz bir ülke. Ve Libya halkının hepsiyle bizim aramızda bir kardeşlik ilişkisi var, tarihi ilişkiler var. Fakat Türkiye son dönemde bu Erdoğan iktidarında taraf tutma gibi bir siyaset izliyor. Orta Doğu'da şimdiye kadar hiç denemediğimiz bir siyaset izliyor. Suriye'de yaşadık, Suriye'de çalışan taraflardan birini tuttu. Mısır'da yaşadık biliyorsun, Mısır'da bir gerilim oldu. Oradan bir taraflardan birini tuttuk. Şimdi bu benzer politika, hatta bir örnek daha var, Filistin örneği. Filistin'de ki Hamas'la El Fetih grupları arasındaki gerilim var, biz Hamas tarafını, yani Türkiye tuttu. Şeyde de, Libya'da da Türkiye taraf tuttu. Yani Libya'da bir iç çatışma yaşanıyor. Bir tarafta Bingazi var, bir tarafta Trablus var.
Gazze'deki güçlerin başında Hafter var. Hafter karşısında Trablus'ta daha çok İslamcı kesimlerden oluşan İhvan çizgisine yakın kişilerin oluşturduğu ve ülkenin belki %20'sini falan kontrol edilen sıkışmış bir bölgede yaşayan fakat farklı bir nokta Birleşmiş Milletler'in meşru hükümet kabul ettiği bir taraf var. Türkiye normalde o tarihi ilişkiler ve tüm Libya'ya kardeşçe bakma yaklaşımı içinde kardeş kavgasının sonuna erdirmeye yaklaşım sergilemek yerine bir taraf tuttu. Trablus yönetiminden ve otomatik olarak aslında arabuluculuk rolünü kaybetmiş oldu. Yani hiçbir ülke karşısındaki ülkeye askeri yardım yapan, hatta asker gönderen, silah yardımı yapan, onunla anlaşma yapan ülkeyi arabulucu olarak, taraf olarak görmez. Hafter'in itirazı bence haksız bir itiraz değil. Türkiye'nin dış politikasındaki yanlış tercihlerin ortaya çıkardığı sonuçlardan biri bence Moskova'da yaşanan başarısızlık. Bu arada Moskova'da Rusya'da yani bir rol kapmaya çalışıyor. Orta Doğu'da özellikle. Suriye'de çok cesaretlendiler. Batı dünyasının beceriksizliklerinden biraz da dolayı Rusya'nın önü açıldı. Suriye'de çok büyük bir rol sahibi oldular. Bunu Libya'yla da taşlandırmak istiyor. Fakat Rusya'nın kapasitesinin de belli bir noktaya kadar geldiğini, sınırlı olduğunu görmüş olduk. Nitekim çok büyük sükse yapacaktı. Eğer Libya'daki taraflar Moskova'da bir anlaşmayla, bir ateşkes anlaşmasıyla ayrılsalardı, bu Rusya'nın uluslararası itibarına olumlu bir katkı yapacaktı. Fakat bir başarısızlıkla sonuçlanmış oldu. Yani hem Türkiye açısından hem Rusya açısından Moskova zirvesi başarısızlıkla sonuçlandı. Bu arada Rusya'nın izlediği politika Türkiye'den daha makul. Yani dikkat ederseniz taraflar Rusya'ya itiraz etmiyorlar. Çünkü Türkiye'nin yaptığı gibi bir tarafa oynama yerine Rusya daha böyle büyük abi gibi uzaktan daha adil bir tarafsız rol oynadığı veriyor. Tabii tarafların Moskova'da toplanmayı kabul etmesi de aslında biraz bunun göstergesi. Tabii yani Rusya açısından önemli bir puan. Dediğim gibi Avrupa'nın ve Amerika'nın bıraktığı boşluğu Rusya çok iyi dolduruyor. Etkin bir siyaset izliyor. Fakat Türkiye'nin hamleleri çok ilginç. Yani Türkiye hem Suriye örneğinde hem Libya örneğinde kendi güçsüzlüğünü Rusya'ya yanaşarak telafi etmeye çalışıyor. Ve aslında Rusya'nın güdümüne girmiş oluyor. Ben bu siyasetten nasıl bir sonuç çıkacak merakla bekliyorum. Ama şu ana kadar Türkiye lehine bir sonuç çıkmış değil. Çünkü Rusya yani Türkiye'nin karşı karşıya olduğu krizlerde, bu dış politika krizlerinde her defasında karşı tarafı destekliyor. Yani mesela Suriye'den gelelim. Yani Suriye örneğinde Türkiye muhalefeti desteklerken Rusya kimi destekliyor? Esad'ı destekliyor. Şimdi siz Rusya'ya yaklaştığınız zaman ne kazanmış olacaksınız? Sadece yenilgiyi kabul etmiş oluyorsunuz. Aynısı Libya için de geçerli. Libya'da Rusya Hafter'i destekliyor, Türkiye Trablus'u destekliyor. Türkiye Rusya pozisyonuna yaklaştığı zaman kendi pozisyonunu kaybetmiş oluyor. Kendi açısından bir başarısızlık oluyor yani. Ben anlamakta güçlük çekiyorum. Fakat şöyle bir güzel tarafı peki, var. İsterseniz bu noktada Cumali Bey'e dönelim. Siz tamamlayın. Peki cümlenizi. Şöyle bir güzel tarafı var. Erdoğan'a böyle büyük devlet adamı pozisyonu, işte büyük devlet adamlarıyla oturup kalkan, zirvelerde konuşulan bir kişi olma görüntüsü sağlıyor. Bu da Türkiye'deki iç politika açısından önemli bir şey. Fakat yani Türkiye'ye nasıl bir faydası var ben anlamakta zorluk çekiyorum açıkçası. Evet, bu Türkiye iç politikaya etkilerini konuşuruz. Geçen hafta da biraz üstüne durmuştuk. Bu hafta da biraz değiniriz. Cumali Bey, şimdi Türkiye'nin tutumuna baktığımız zaman siz Orta Doğu uzmanısınız. Orayı takip ediyorsunuz belki benim bildiğim kadarıyla en az 15 yıldır takip ediyorsunuz. Mısır'da uzun süre yaşadınız. Türkiye Suriye'deki son 6 yıllık izlediği politikada geldiği nokta ortada. Suriye'nin geldiği nokta da ortada ve ülkemize gelen yaklaşık 4 milyondan fazla Suriyeli vatandaşların da hali ortada. Şimdi de Libya'da böyle bir pozisyon almaya çalışıyor. Aslında başarısız bir örnekten yola çıkarak yeni bir maceraya da atılmış olmuyor mu sizce? Şimdi az önce ben bir şey söylemeyi unuttum. Yani arabulucu olarak Türkiye ve Rusya'nın ismi geçiyor. Aslında bu
tamamen yani çok temelsiz bir kelime gibi duruyor. Çünkü Türkiye taraf ara bulucu değil. Türkiye bir taraf bir kere. Yani Trablus hükümetinin tarafına Rusya burada tarafsız görünüyor. Dolayısıyla Türkiye'ninki tamamen bir göstermelik bir durum oldu. Yani Rusya'nın biraz bir Türkiye bir atıfı oldu. Yani Rusya'da Rusya lideri Türkiye'deyken beraber bir fikir ortaya atmış gibi görünüyor. Halbuki bu normalde Rusya'nın fikriydi, bu ara buluculuk fikri. Türkiye'de buna balıklama atladı çünkü çok sıkışmıştı. Hafter güçlerinin özellikle Sirte'yi almasından dolayı ki Misrata'ya doğru çok hızlı bir şekilde ilerlemeye başladılar. Bu çok tehlikeli bir durumdu. Misrata'nın düşmesi demek aslında Türkiye'nin elinin kolunun yani kanatlarının kırılması demek. Misrata bu yönden çok çok önemli bir kent durumunda. Bu bir şekilde onları bir frenledi. Türkiye bir nefes almak ihtiyacı hissediyordu. Bu da bunu sağladı. Türkiye gerçekten Libya'da ne arıyor? Bu çok fazla soruldu. Yani Türkiye Libya'da ne elde etmeye çalışıyor? Diyelim ki Trablus hükümeti ayakta kaldı, direndi. Ne elde edecek? Yani Türkiye oranın petrolü mü alacak? Ya da sadece Doğu Akdeniz'de petrol aramak için bir sınır, deniz sınırı anlaşması imzalamışlardı. Bununla mı yetinecek? Yani Türkiye'nin hedefi nedir tam olarak? Ya da iddia edildiği gibi Libya Merkez Bankası çok para var, milyarlarca dolarlık para var. Bunlar Türkiye'ye mi aktarılıyor? Bilemiyoruz. Ya da biliyorsunuz Sayın Erdoğan'ın damadı dronlar üretiyor. Acaba bu dronları satmak için bir piyasa mıdır? Yani çok fazla komplo teorisi akla üretilebilir. Ama Türkiye'nin Libya'da tutunabilmesi mümkün değil bu şartlarda. Yani orada Mısır var. Mısır Libya'ya nasıl bakıyor? Türkiye nasıl Suriye'ye bakıyorsa, benim arka bahçem diyorsa, buranın güvenliği beni ilgileniyor diyorsa, Mısır için aynısı önemli ve Avrupa için de aynısı. Yani Avrupa için Suriye Türkiye ne anlam ifade ediyorsa Libya'da aynı durumda. Yani çok çok önemli bir lokasyonda bulunuyor Libya. Libya'nın böyle bu tür gerginliklerle devam etmesi, hele hele Türkiye gibi artık İslamcı gruplarla ismi anılan, o bölgeye IŞİD'i, El-Kaide'yi transfer ettiği öne sürülen bir Türkiye'nin bölgede durmasını hiç kimse istemez. Yani buna en başta Avrupa direnir. Dolayısıyla böyle bir Türkiye'yi hiç kimsenin istediğini zannetmiyor. Rusya'nın da istediğini zannetmiyor ama şu anda Türkiye'nin orada bulunması Rusya'nın açıkçası işine geliyor. Yani Trablus hükümetinin arkasında İtalya'nın olması ya da Trump'ın olması Rusya için çok daha kötüydü. Şu anda sadece Türkiye tarafından destekleniyor ve Rusya'da böyle bir Libya çok rahatlıkla benimser. Yani bu Rusya'nın çok daha işine geliyor. Zaten bundan dolayı da nasıl ki Suriye'de biz Rusya'nın işini kolaylaştırdıysak, Rusya'nın ülkeye yerleşmesini sağladıysak, aynısını Libya'da da yapmaya çalışıyor. Yani herhalde Erdoğan Putin üzerine, Putin'e çok güveniyor herhalde. Putin'i bölgeye yerleştirip Libya'da da bir hareket alanı sağlayacağını zannediyor. Ama bana göre bu çok ters tepecek ki Suriye'de de bunu göreceğiz çok yakın zamanda. Yani şu anda sanki göreceli bir başarı elde edilmiş gibi duruyor ama tamamen pamuk ipliğine bağlı. Mesela İdlib üzerine bir ateşkes anlaşması imzalandı. Yani dillere destan bir anlaşma. Dün açıklamayı izliyorum Rusya tarafından. 5 tane kontrol noktası oluşturuldu sivillerin bölgeden çıkarılması için diye bir açıklama geldi. Bu ne demek? Yani siviller bölgeden tahliye edilecek ve İdlib belki de yerle bir edilecek. Yani bu nasıl bir ateşkes anlaşması? Ben halen anlayabilmiş değilim. Her ateşkes anlaşmasından sonra Türkiye sürekli geri adım atıyor. Sürekli geriliyor ve İdlib kaldı. İdlib'in de düşmesinden sonra ne olacak? Zaten bir sürü orada biliyorsunuz El-Kaide mensubu insanlar, bunlar nereye gidecekler? Türkiye'nin kontrol ettiği, işgal ettiği daha doğrusu bölgelere kaçacaklar. Sonra ne olacak? Rusya ve Suriye diyecek ki o bölgeler de boşalt, sen orada teröristleri barındırıyorsun diyecek. Ne olacak? Adım adım oralar da kaybedilecek. Aynısı şu anda Libya'da da yapılıyor ve kesinlikle Türkiye çok başarısız bir politika izliyor ama tribünlere oynandığı için basit bir ateşkes dahi sanki Türkiye'nin büyük bir başarısıymış gibi anlatılıyor ve bu yazık. Yani gerçekten Türkiye'nin geleceği için çok başarısız bir politika izleniyor şu anda. Abdülhamit Bey, Türkiye'deki medyayı takip edebiliyor musunuz? Yani öyle gündemleri yapıyorlar mı acaba? Libya'da artılar neler, eksiler neler? Yani Rusya'yla ilişkiler Türkiye. Bu görüntü ile iç kamuoyuna bakıldığı zaman Erdoğan'ın gerçekten dünya lideri olduğu, işte dünyadaki önemli aktörlerden Putin'le neredeyse ayda bir görüştüğü, bir tarafta Suriye'yi dizayn ettikleri, bir taraftan Libya'yı, Orta Doğu'yu dizayn ettikleri falan sanılabilir. Ben bu görüntünün çok rahatlıkla pazarlanabileceğini düşünüyorum ve öyle yapılıyor nitekim. Fakat aklı başında insanlar baktığı zaman bunun izah etmekte, anlamakta zorlanıyorlar. Yani şimdi Suriye meselesini ele alalım. Dünya lideri veyahut da dünya lideri Türkiye başarılı mı oldu yoksa bir hezimetle mi sonuçlandı bu? Ama objektif olarak bakalım. Şimdi baktığımız zaman Türkiye Suriye politikasına müdahil olduğunda hedefi neydi?
Erdoğan açıkladı değil mi? İki ay içinde Şam'da Emevi Camii'nde cuma namazı kılacağız. Yani Şam'daki Esad rejimi devrilecek. Biz de orayı ziyaret edeceğiz. Namaz kılacağız orada. Namaz kılmak güzel de diğer kısmı orada namaz kılan kim oldu? Putin oldu. Şimdi peki rejim değişti mi? Yani Türkiye'nin hedefi olan Baas rejiminin gitmesi ve yerine muhalefetin gelmesi önemli. Asıl hedef buydu. Muhalefet diye bir şey kalmadı. İdlib denen bir küçük şehre sıkıştılar. Rusya'nın ve Esad rejiminin Baas rejimi müsaade edeceği kadar kalacaklar. Yani bir kontrol altında, muhalefetin kontrol ettiği bir bölge de kalmamış durumda. Peki Türkiye'ye ne kaldı bütün bu olaydan? Az önce senin de söylediğin gibi 4 milyondan fazla mülteci geldi. Milyarlarca dolarlık para harcandı. Yani hem savaşan taraflara, muhalefete verilen askeri yardım hem de mültecilere harcanan paralar. Yani şimdi bu baştan sona aslında üzerine böyle doktoralar yapılması gereken ve Türkiye'nin önümüzdeki dönemde dış siyasette neler yapmaması gerektiği konusunda dersler alınacak bir fiyasko. Fakat bir fiyasko iken buradan nasıl bir dünya liderliği, nasıl bir başarı hikayesi üretilebilir? Onu tabii bizim havuz medyası çok iyi yapıyor. Nitekim epey bir insan da hala bunun doğru olduğunu düşünüyor. Şimdi böyle bir fiyasko ortadayken aynı aktörlerin Libya'da bir başarı ortaya koyabileceğini düşünmek için aklını kaybetmiş olmak gerekir. Yani bir insanın bir önceki yaptığı işe bakılır değil mi? Yani bir iş ilişkisine bile girseniz adamın işe bakarsın. Yani şimdi referansı Suriye olan bir siyasetçi Libya'da ne elde edebilir? Yani onun için gerçekten ben şunu görüyorum Metin Bey. Yani Türkiye son dönemde kendi kendini yalnızlaştırdı. Yani hukuku ve demokrasiyi rafa kaldırarak Türkiye içinden çıkılmaz bir siyaset tablosu, bir hal ortaya getirdi. Bu Türkiye'nin demokrat dostlarıyla, eski yerleşik müttefikleriyle ilişkilerini bozdu. Avrupa Birliği ile köprüler atıldı. Amerika ile ilişkiler çok berbat, Trump'la ilişkiler hariç. Türkiye yalnızlaştı. Bu yalnızlığı gidermek için böyle temeli olmayan, sanki Türkiye işte Osmanlı günlerini yaşıyormuş gibi, Türkiye Orta Doğu'da düzen kurucu bir ülkeymiş gibi görüntü vermeye iyi yarıyor. Bence bu Libya çıkarması falan, işte tezkere oylanıyor. Bir de buraya bakar mısın? Tezkere oylanmış, yani biz Trablus'a gideceğiz, Türk askeri gidecek ve şeyi fethedeceğiz. Yani çatışan taraflarda. Bu arada yani Libya bir ülke olarak bizden askeri destek istese, biz de gitsek anlaşılır. Belki halkın çoğu bunu anlamıyor. Libya'da çatışan taraflar var ve çatışan taraflardan biri bizi istiyor. Biz de oraya gideceğiz güya. Peki hadi gidelim. Gemimiz var mı? Uçağımız var mı? Bir, gitmiyoruz. Giden asker sayısı birkaç düzineden fazla değil. Kim gidiyor peki bunun yerine? Türkiye, Suriye'deki eline yüzüne bulaştırmış olduğu operasyondan arkaya kalan insanları, cihatçı diye tanımlanan insanları 2000 dolar para vererek paralı asker şeklinde Libya'ya gönderiyor. Bunlarla bir başarı elde edilecek de Türkiye bundan puan kazanacak. Yani ben havuz medyasını izleyen vatandaşlara gerçekten acıyorum bunlara inanıyorlarsa. Yani muhalefet ilk defa akıllı bir davranış sergiledi bence. Yani biliyorsunuz Suriye'ye operasyon yapılırken muhalefet bölünmüştü. HDP dışında İYİ Parti de, CHP de Erdoğan'ın yanında yer aldılar. Erdoğan'ın Suriye fetih girişimine destek verdiler. Fakat Libya konusunda en azından akıllandılar. Dediler ya bu bir kaosa gidiş. Biz bunu desteklemiyoruz. MHP ile AKP sadece Libya'ya asker gönderme tezkeresini oyladı. Zaten giden asker de yok. Dediğim gibi Suriye'deki cihatçıları Libya'ya taşıma işini Türkiye yapıyor. Bunun tabii uluslararası arenada Türkiye'nin başının ne kadar artacağı Suriye örneğinden belli. Yani o kişiler kimdir? Türkiye'yi ne kadar temsil edebilir? Yarın yapacağı şeylerden ne kadar emin olabiliriz? Bir savaş suçları yaparlarsa bunun muhatabı kim olacak?
Türkiye bunların bedelini nasıl ödeyecek? Hakikaten çok çok ağır soru işareti bunlar. Evet, uluslararası ilişkileriyle alakalı analiz ve yorum yapanlar için de yeni yeni noktalar çıkıyor karşılarına galiba. Çünkü daha önce hiç karşılaşmadıkları konularla bence yüz yüze geliyorlar diyebiliriz. Şimdi Cumali Bey, tekrar Moskova zirvesine dönersek, pardon, orada MİT müsteşarıyla Suriye istihbaratının en tepesindeki isim görüştü. Aslında daha önce el altından görüşmeler olduğuna dair bazı bilgiler sızıyordu. Fakat ilk defa resmi olarak ve açıklanarak bir görüşme yapıldığını öğrenmiş oluyoruz. Dolayısıyla Türkiye ile Suriye ilişkilerinde ilk günden bugüne baktığımızda bu kriz döneminin ilk defa resmi bir görüşme olmuş oluyor. Sizce nereye doğru gidiyor bu mevzu? Şimdi şöyle, zaten Türkiye Suriye'de Rusya'nın kontrolüne girdikten sonra sonraki aşamanın Erdoğan'la Beşar Esad'ın görüşmesi oldu. Zaten bu çok sıklıkla dile getiriliyordu. Yani buna adım adım gidiliyor. Daha önce sizin de dediğiniz gibi zaten el altından görüşmeler yapılıyordu. Büyük ihtimalle bunun zemini hazırlanıyor ki gidilecektir. Biliyorsunuz Erdoğan daha önce defaatle dedi ki bu terörist başı bu ülkede kaldığı sürece biz bunlarla görüşmeyiz. Bunu kendisi deklare etmişti. Yani bir terör devleti olarak adlandırmıştı Suriye rejimini. Fakat bu şekilde görüyoruz ki aslında Erdoğan için bugün var, dün yok, yarın yok. Yani günü yaşıyor. İleride bu tür sözlerin başına neler getireceğini hiçbir şekilde bilmiyor ya da önemsemiyor. Tekrar görüşmeye dönecek olursak, görüştüğü Ali Türkmen, bu zaten Suriye istihbaratının çok Ali Memlük, pardon, çok derin bir ismi. Yani Beşar Esad'dan sonraki en güçlü isimlerden biri olarak adlandırılıyor. Dolayısıyla bu kadar önem arz ediyor Suriye rejimi. Ki adım adım bana göre de eğer Türkiye Suriye'de kalmak istiyorsa Beşar Esad'la görüşmek isteyecek. Yani Erdoğan'ın sonraki stratejisi budur. Başka türlü, çünkü dediğim gibi Suriye rejim güçleri geliyor İdlib'den. İdlib yani çok fazla direnir mi bilemiyorum. Yani istedikleri an zaten İdlib'i ele geçirecekler. Sonraki aşamalarda Türkiye'nin işgal altına tuttuğu bölgeler olacak. Dolayısıyla buralarda kalabilmek için bir şekilde Beşar Esad'la anlaşılması lazım. Bunun için de bunun zemini hazırlanıyor ki adım adım göreceğiz bunları da önümüzdeki dönemde Beşar Esad'la masaya oturacaklardır. Abdülhamit Bey, iç siyasetlere baktığımız zaman o gün ne yapılması gerekiyorsa içerideki taraftarları canlı tutabilmek için öyle hareket ediliyor. Bugün, yani önümüzdeki günlerde dış politikadaki diplomasi geleneklerinin dışına çıkıp içeriği gene sağlam tutabilmek için daha önce yaptıklarının tamamen zıttına şeyler de yapabilirler mi? Şimdiye kadar yaptıkları bundan sonra yapacaklarının teminatıdır. Erdoğan için hayatta U dönüşü yapmak kadar kolay bir şey yok. Çünkü gerçekten Erdoğan'ın başarılı olduğu bir nokta varsa bence budur. Yani süper bir aktör. Bir konuyu siyahı, yani bugün siyah dediği konuyu nasıl başarılı bir şekilde satıyorsa yarın ona beyaz deyip onu da aynı şekilde satıyor. Burada halkın kendisini sorgulaması lazım. Yani bir Mavi Marmara örneğini yaşadık biliyorsunuz. Mavi Marmara Gazze'ye giden bir gemiydi. Orada İsrail işgalini protesto etmekti amaç. Gittiler. 9 vatandaşımız öldürüldü İsrail tarafından. Ve bu olay çok büyüdü biliyorsunuz. Erdoğan da en büyük destekçisiydi. Yani ben izin verdim, ben arkasındayım dedi. Fakat gün geldi. İsrail'le anlaşmalar yapıldı. O ölen insanlara herhalde 20 milyon dolarlık bir tazminat ödedi tümüne İsrail. Sonra Erdoğan, ikinci bir Erdoğan olarak karşımıza çıktı. Dedi ki Mavi Marmara gemisi benden mi izin aldı? Yani çok büyük bir kayıp olmadı. İnsanlar yine Erdoğan'ı işte Gazze kahramanı, Filistin kahramanı, Müslüman dünyasının ümmeti diye alkışlamaya devam ettiler. Aynısı yani Suriye konusunda da olabilir. Erdoğan yapabilir daha doğrusu. Beşar Esed terörist diye niteliyordu. Yarın onunla bir barış çubuğu yakabilirler. Tekrar kardeşim biliyorsun Esed'le bir kardeşim Esed dönemi vardı. Ondan sonra terörist Esed oldu. Şimdi tekrar kardeşlik dönemine geri dönülebilir. Erdoğan için bu normal. Burada yazık olan, tabii sıkıntılı olan durum Türkiye ile alakalı. Türkiye dünyada büyük bir güç değildi ama saygı duyulan bölgesel güçlerden biriydi. Yani bu haliyle herhalde herkes ilginç bir şekilde izliyordu kredisini. Türkiye'nin kredisi çok çok kaybolmuş durumda. Ben eğer
Erdoğan yarın Esed'le barışırsa, tokalaştığını görürsek çok şaşırmam. Aynısı biliyorsun Rusya konusunda da oldu. Yani Rus uçağı düşürüldüğü zaman Erdoğan çok böyle beylik nutuklar atıyordu. Bir de ben düşürdüm, talimatı ben verdim falan diye. Sonra Putin ambargoyu koyunca Türkiye'ye Erdoğan aracılar buldu, özür diledi. Ondan sonra işte Putin'le bugün gelinen böyle kardeş, neredeyse stratejik ortak noktasına gelinen bir çizgiye kayıldı. Yani bunun belki 100 tane örneği sayılabilir. İç politikada da satar. Fakat şöyle bir problem var. Yani Erdoğan bu satışlardan her defasında biraz yıpranarak çıkıyor. Yani Türkiye'deki anketlere bakılırsa, son seçim sonuçlarına bakılırsa Erdoğan'ın oyu 5 iken 6, 7, 8 olmuyor. Erdoğan'ın oyu 5 iken 4 oluyor, 3 oluyor. Aşağı doğru gidiyor. Ve o aşağı doğru gidişi telafi etmek için yeni krizler, ya içeride yeni krizler üretmek durumunda, ya böyle dışarıda aslında Türkiye'ye faydası olmayan ama bir şeyler yapılıyormuş gibi gösteren hamleler yapılarak gün kurtarılıyor. Kaybeden Türkiye oluyor. Bugün bir haber okuyorum. Almanya geçtiğimiz yıl yaptığı dış ticarette 10 küsür milyar euro artı vermiş. Bunları önümüzdeki yıl nasıl değerlendireceğiz diye konuşuyorlar. Yani dolayısıyla çok ciddi iyi giden bir ekonomileri var. Her ne kadar Türkiye'ye Almanlar bizi kıskanıyor dense bile. Fakat Türkiye'nin dış politikasına baktığımızda son 4-5 yılda yapılan bütün çalışmalar Türkiye ekonomisini de zayıflatıyor aslında. Her hareket ağır ekonomik maliyetler. Yani Suriye ile ilgili mevzular zaten tartışmasız. Şimdi Libya'ya askeri gidecek olsa onlara harcanacak bir sürü paralar var. Çünkü dünyanın değişik yerlerinde bakıyorum, yapılacak herhangi bir harekette önce ekonomiye bakıyorlar. Bize bunun maliyeti ne olacak diyorlar. Vergilere ne kadar yüklenecek diyorlar. Bizim bu konuşmalarımızı dinleyen bazı insanlar yani şöyle bir hisse kapılabilir. Yani acaba biz Türkiye'nin menfaatine, Türkiye karşıtı mıyız? Türkiye'nin menfaatlerine, Türkiye'nin büyük roller oynamasına dünyada karşı mı çıkıyoruz? Yoksa Erdoğan'ı kıskanıyor muyuz? Falan gibi düşünenler olabilir. Yani onlar için söylüyorum. Böyle bir derdimiz yok. Türkiye keşke başarılı olsa. Evet. Fakat Almanya örneğini söylediniz. Almanya gibi Çin'i de hatırlayalım. Yani büyük dünya siyaseti izleme arzusu herkesin içinden geçer. Fakat onun bir altyapısı gerekir. Yani o ekonomik gücünüz sizde yoksa o zaman böyle birilerinin maşası olursunuz, birilerinin yaması olursunuz. Türkiye'nin izlediği politika ona benziyor. Yani işte Suriye örneğini konuştuk ya az önce. Yani siz Esad rejimini ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz ve Esad'ın en büyük destekçisi olan kim? Rusya ve İran. Sonra siz ne yapıyorsunuz? Rusya ve İran'la saf tutuyorsunuz. Yani büyük devlet siyaseti bu mudur? Gülünç duruma düşürüyorsunuz. Kaynaklarınız yeterli değil. Yani Suriye'deki rejimi, Orta Doğu'yu dizayn etmek için yani bir Osmanlı iseniz, bir Osmanlı olursanız yani hazinenizde bol miktarda para olur. Aynı Almanya'nın yaptığı gibi artılarınızı nasıl değerlendireceğinizi düşünür hale gelirsiniz. Savaş gemileriniz olur. Bir yerli otomobili yeni yapmaya çalışan onda şaka konusu hale gelmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Yani biz demiyoruz ki Türkiye büyük ülke olsun ve büyük siyasetler istesin. Elbette büyük ülke olsun, büyük güç olsun, dünya dengelerinde yer alsın. Fakat bu böyle güçlü olmadan güçlüymüş gibi yapılarak olacak bir şey değil. O zaman kendi başınıza sıkıntı açarsınız. Yani Suriye'yi değiştireyim derken Suriyelileri içinize alırsınız ve ekonomik yüküyle vatandaşınızın karnını doyuramazken Libya'da fethiye çıkmış olursunuz. Yani gördüğümüz tablo bu. Benim itiraz ettiğim, üzüldüğüm mesele bu. Yoksa Türkiye'nin gerçekten güçlü bir ülke olmasını, dünya dengelerinde yer sahibi olmasını elbette ki ben isterim. Gönlümden geçer böyle bir ülkeyi görmek. Evet, Cumali Bey, bundan çok değil. 5-6 sene öncesine kadar Türkiye, Avrupa Birliği ile olan ilişkilerde, demokratik gelişimde, hukukun işletmesi konusundaki dünya sıralamasında çok iyi yerlerdeydi. Ama görüyoruz ki 5-6 yıllık süreçte bütün bunlar geriye doğru gidiyor. Yani rakamlar bunu söylüyor, değil mi? Hukuka güven Türkiye'de kaç sıra geriledi son 3-4 senenin içinde? Abdülhamit Bey'si yakından takip ediyorsunuz, görüyorum tweetlerde vesaire. Bunda tabii dış politikaya da yansıyor bütün bu olaylar. İstiyoruz ki
Yani Türkiye o demokratik halini, ekonomisinin güçlü olduğu durumunu, Ar-Ge'ye yaptığı yatırımları, teknolojiyle yakından ilişkili olmasını hepimiz yakından istiyoruz. Fakat maalesef tablo ortadaki öyle değil. Yani en azından dışarıdan bakınca öyle değil. Yani ben bir şey söyleyebilir miyim burada Abdülhamit? Lütfen siz tamamlayın. Yani siz bu dengeyi nasıl kuruyor Türkiye diyecek? Şimdi şöyle Abdülhamit'e söyledikten ek olarak ben 10 yıl Mısır'da yaşadım biliyorsunuz. Özellikle 2008-2009'lu yıllardan itibaren yani bir ülkenin gücünü pasaportundan anlayabiliyorsunuz. Biz daha önce ben sürekli yurt dışına gidiyordum. Pasaportumuzu uzatırken elimiz titriyordu. Acaba bir sorun çıkarlar mı? Bir bahane bulurlar mı? Ama 2008-2009 hatta 2010'lu yıllarda pasaportumuzu büyük bir güvenle masaya koyabiliyorduk. Yani biz Türkiye'deniz. Ben işte tüm Orta Doğu ülkelerine aşağı yukarı çalıştım. İsrail'e gittim, Filistin'e gittim. İsrail'e giderken ayrı bir saygı görüyordum. Filistin tarafına geçiyorum ayrı bir saygı. Yani bu sadece Türklere özgü bir durum oluşmuştu. Böyle bir durumumuz vardı. Biliyorsun o dönemde özellikle Arap Baharı'nın ilk döneminde Türkiye bir model ülkeydi. Yani gerçekten bir model ülke olarak tanımlanıyordu. Müslüman kardeşler Türkiye'yi model görüyordu. Rejim Türkiye'yi model görüyordu. Tüm bölge ülkeleri, yani biz mesela elçinin yaptığı programlara katıldığımız zaman tüm büyük elçiler de gelirdi. Yani oradaki katılımı da görürdük. Herkes Türkiye'nin kokteyllerine, programlarına katılmak isterdi. Ama sonraki yıllarda bu hızla düşmeye başladı. Yani oradan da Türkiye'nin gücünü görebiliyoruz. Yani böyle bir Türkiye'den geldik günümüzde El-Kaide ile, IŞİD ile anılan bir ülke durumuna geldik. Ben bir iki şey daha söyleyeyim. Mesela Türkiye bu süreçte bir yayılmacı bir politika izliyor. Gerçekten Türkiye'nin gücüyle orantılı olmayan bir durum. Mesela bizim işte Katar'da 5000 kişilik bir gücümüz var, Somali'de var, üssümüz var. Şimdi çok merak ediyorum. Türkiye bu ülkelerde, buralarda niçin üs sahibi olabilir? Eyvallah, çok büyük bir ülke olursun. Mesela bir Japonya diyor ki ben savaş gemileri göndereceğim. Körfez'e göndereceğim. Neden? Çünkü petrolünü oradan alıyor. Doğalgazını oradan alıyor. Ya da ihracatını Kızıldeniz'den yapıyor. Somali çok önemli bir ülke. Biliyoruz orada korsanlar vardı. Geçiş noktası. Evet. Ya buralarda olabilir. Türkiye niçin var? Mesela Türkiye Somali'de ne yapıyor? Neyi kontrol ediyor? Çok merak ediyorum. Ya da Katar'da niçin bulunabiliyor? Katar'ın güvenliğini sağlamak dışında. Bizim orada 5000 askerimiz neden Katar'da olabiliyor? Bizim orada denetlediğimiz bir transit geçiş yolumuz yok. Yani biz petrolümüzü çok büyük kısmını oradan tabii ki o ülkelerden alıyoruz ama o bölgeden almıyoruz. Velev ki alsak Türkiye çok büyük bir alıcı değil. Yani dolayısıyla orada 5000 kişilik bir güç bulundurmanın ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Dolayısıyla böyle bir ülkeden gerçekten pasaporttan alınıyoruz. Yani pasaport çok önemli bir kriterdi. Günümüzde bilmiyorum. Yani biz tabii ki Avrupa'dan çok dışarı çıkamıyoruz. Yani pasaportumuzun ne hale geldiğini az çok aslında tahmin edebiliyoruz. Yani hiçbir yerde değeri olmayan pasaport gücü sıralamaları yapılıyor. Türkiye bilmiyorum kaçıncı sıra, herhalde 100. sıralara gerilemiştir. İşte ilk sıralarda Almanya'sı olsun, Japonya'sı olsun bu gibi ülkeler. Biz neden bu gibi ülkeler olmayalım? Halbuki Türkiye'nin bölgede bir yumuşak gücü vardı. Çok üstün bir güçtü bu. Yani diğer ülke mesela bir İran'a karşı, bir Mısır'a karşı bunlar bizim rakiplerimizdi. Onlara karşı bariz üstünlüklerimiz vardı. Türkiye İran'la da görüşebiliyordu, Mısır'la da görüşebiliyordu, Suudi rejimiyle de görüşebiliyordu. Herkesle görüşebilen bir ülkedir. Neden? Biz bir yumuşak güçtük. Ekonomik olarak çok üstündük bu ülkelerde. Her şeyi satabiliyorduk. Bu ülkelerden istediğimiz her şeyi alabiliyorduk. Bunlarla tarihi bağlarımız var, mezhepsel bağlarımız var. Yani İran'la bile pek çok bağlarımız var. Dolayısıyla böyle bir ülkeyken günümüze geldik, sıkıştık, Türkiye'ye sıkıştık. Yani şu anda Türkiye'nin dışında hiçbir dostumuz yok. Yani Katar bile bizim dostumuz değil. Yani bakmayın siz öyle. Biliyorsun Doğu Akdeniz'de petrol araması yapan şirketlerden birisi. Türkiye, Türkiye'nin tepki gösterdiği bölgede arama yapıyor. Rusya zaten her alanda Türkiye'nin karşısında yer alan bir ülke. Yani sadece Suriye'de, Libya'da değil ki Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Ege'de, Kıbrıs'ta, Orta Asya'da nerede bakarsak bakalım Rusya bizim karşımızda yer alan bir ülke. Dolayısıyla Türkiye geldi kendisini Türkiye yani misak-ı milli sınırları içine hapsetti ve sadece tek güvendiğimiz ülke Rusya şu anda. Dolayısıyla Rusya'nın yönlendirmesiyle Rusya'nın nefes almamıza izin verdiği sürece biz nefes alabiliyoruz. Suriye'de olsun, Libya'da olsun ve diğer ülkelerde olsun. Ama önümüzdeki dönemde ya ben 2020 yılı mesela çok önemli gelişmeler sahne olacağını düşünüyorum ve bu en önemli gelişmelerden birisini Türkiye yaşayacak sahne. Yani Türkiye için Yani tabii ki bunu dile getirmek istemem. Çok büyük bir geri çekilme yaşayabilir. Yani Libya'da yaşanabilecek bir fiyasko, Türkiye'nin o bölgeden çıkarılması demek, yani bir domino etkisi yapacaktır. Doğu Akdeniz'de zaten otomatikman gücünü kaybedecektir.
Sıra tahmin ediyorum Katar'a gelecektir. Katar'da bizim oradaki askerlerimizi çıkarmak isteyecekler. Ve Katar buna çok da itiraz edeceğini zannetmiyorum. Çünkü Libya'dan çekildiği an Türkiye ile Katar'ın işbirliği de bitecek. Yani çok ciddi bir şey kalmayacaktır. Dolayısıyla anlaşmak için Türkiye'ye karşı bunu dahi masaya koyabilirler. Ki Somali rejimi şu anda biliyorsunuz zaten Somali'de bir devlet yapısı yok. Kim parayı verirse onların yanında yer alan bir yönetim var. Oralardan da çıkabilir. Çok hızlı bir gerileme yaşanabilir. Benim en büyük endişem bu. Geri çekilebilir. Tabii ki bu normaldir ama bunun bir de karşılığı var. Yani bunun bir faturası olacak. Bunun faturası bence şu anda çok telaffuz edilmiyor. Çok ciddi faturalar önümüze konacaktır. Çünkü Türkiye gerçekten terör örgütleriyle anılan bir ülke oldu. Sadece bu Suriye'den nakledilen binlerce, yüzlerce dönem bana göre bu binlercedir. Bunların bir maliyeti olacak ve bunlar hem uluslararası mahkemelerde hem de bunun başka türlü maliyetleri olacak. Bunlar önümüze konacak ve bunlar gerçekten tehlikeli gelişmeler. Evet, bazı analizlerde bahsediyorsunuz ama şunu da göz ardı etmeyelim. Son dönemde Türkiye ile alakalı yapılan analizlerin çok böyle yerli yerine oturabildiği az görülüyor. Tabii zamanla göreceğiz neler olup bittiğini. Hem ekonomik anlamda hem dış siyaset anlamında çok analizlerin ya da bilimsel verilerin çalışmadığı bir dönem yaşıyoruz değil mi Abdülhamit Bey? Ne diyorsunuz? Yani eskiden bildiğimiz Türkiye artık yok. Yani Türkiye'nin devlet süreçleri vardı. Dış politikada ağırlığı olan insanlar vardı. Diplomasi çalışırdı. Büyükelçilerin sözü dinlenirdi. Askerin belli bir ağırlığı vardı. Şimdi herhalde bu tür süreçler yaşanmıyor. Bu da dışarıdan Türkiye'yi etkilemek isteyen ülkeler için çok büyük bir avantaj. Her şey bir adamın iki dudakları arasında. Bir yere gidecek miyiz? Gideceğiz oluyor. Geri dönecek miyiz? Geri döneceğiz oluyor. Bence Rusya'da bu psikolojiyi, yani Erdoğan'ın bu psikolojisini çok iyi yakalamış durumda. Onu böyle sanki Türkiye'de büyük bir devlet olmuş havasını vererek ilginç bir şekilde kullanıyor. Ve havuz medyasına ben dikkat ediyorum mesela. Aslında işte Doğu Akdeniz'de biz bir çatışma yaşıyoruz. Yani bir rekabet var oradaki doğal gaz kaynakları, petrol kaynakları ile ilgili. Karşımızda hangi ülkeler var? Karşımızda Mısır var. Kıbrıs Cumhuriyeti var, yani Rum yönetimi var. İsrail var, Yunanistan var. Şimdi tek tek bu dört ülkeye baktığınız zaman biz bu dört ülkenin kurmuş olduğu ittifakı, Türkiye'yi Akdeniz'den dışlama ittifakını Libya ile anlaşma yaparak açtığımızı söylüyoruz. Yani Libya hamlesinin tüm altında bu yatıyor deniyor. Fakat müttefikimiz kim bunu yaparken? Rusya. Peki bu dört ülkeyle Rusya'nın ilişkileri nasıl? Hepsinin de süper ilişkileri var. Yani Kıbrıs'ta Rumlarla Rusların ilişkileri bizim Türklerle ilişkimiz kadar sıkı. Yunanistan'la Rusların ilişkisi çok iyi. Sisi ile Mısır'la Rusların ilişkisi çok iyi. İsrail'le ilişkisi çok iyi. Yani bir anormallik yok mu burada? Bir dengesizlik yok mu? Yani siz bu ittifakı, sizin aleyhinize kurulmuş bu ittifakı yarmak için onların müttefikliğinden nasıl bir destek umabilirsiniz? Yani size bundan ne fayda gelir Allah aşkına? Evet, şimdi yani onun için gerçekten ben anlamakta çok zorlanıyorum. Halbuki mesela yani o Doğu Akdeniz'deki kaynakları Türkiye üzerinden eskiden gitmesi konuşuyordu. Yani Avrupa'ya gidecek doğalgaz boru hattının Türkiye'den geçmesi konuşuyordu. Çünkü Yunanistan'la Türkiye ilişkileri çok iyiydi. Türkiye Avrupa Birliği ile ilişkileri çok iyiydi. Kıbrıs'ta çözümü savunuyorduk. Yani iki taraf bir araya gelsin, birlik olsunları savunuyorduk. İsrail ile ilişkiler fena değildi. Yani böyle düşmanca değildi en azından. Mısır'la ilişkiler iyiydi. Şimdi siz bunların hepsini dağıttığınız zaman o zaman diyorsunuz ki bütün dünya bize düşman. Kardeşim bunları tek tek dağıtırken kime sordunuz? Yani bunları tek tek dağıtırsan, bütün ilişkilerini bozarsan o zaman aslında senin rakibin olan tüm ülkelerin müttefik olan Rusya'ya muhtaç hale gelirsin. Rusya da sana böyle bir ağzına bir bal parmak bal çalar. Onunla iftihar edersin. Dünya dengelerini biz belirliyoruz falan diye. Yani vaziyet bu. Maalesef çok çok iyimser olamıyorum. Ümit ederim akıl sağduyu galip gelir. Yani önümüzdeki günlerde bunların tabii ki faturasını öderiz. Yani Türkiye öder bu faturasını. Ama dileriz sağduyu galip gelir ve bir yerden dönülür. Yani Türkiye normal kendi iç barışına önce
demokrasinin hukukuna döner. Sonra müttefikleriyle, geleneksel müttefikleriyle ilişkilerini yoluna koyar. O müttefikler dışındaki tüm ülkelerle de iyi ilişkiler geliştirir. Yani benim söylediğim de çok böyle yapılması imkansız bir şey değil aslında. Şu anda imkansız deniyoruz ülke olarak. Peki, tekrar teşekkürler. TR724 seyircilerine de teşekkür ederiz. Bizimle birlikte oldukları için. Zaten YouTube'da yayınlanıyor ve istedikleri zaman seyredebilirler. Hafta boyunca istedikleri zaman hatta. Bu arada biliyorsunuz size TR724 YouTube kanalından ulaşıyoruz. Kanalımızın daha güçlü olması için siz de abone olmayı unutmayın. Hemen aşağıda zaten bütün YouTuber'lar da bunu yapıyor biliyorsunuz. YouTube'dan takip edenler de biliyorlar. Lütfen önce abone olun. Abone olduktan sonra zaten size her program yüklendiğinde bu uyarı gelecektir. Böylece daha rahat hem siz bize ulaşmış olacaksınız hem de biz size ulaşmış olacağız. Tekrar teşekkürler. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.